Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün de sizlere belirtmiş olduğum gibi ABD enflasyon verileri bugün açıklanacaktı. Dün zaten bu verilerle ilgili genel bilgiler paylaşmıştım sizlere. Eğer beklentiler dışında bir hareketlilik gelirse bu geri çekilmelere neden olabilecekti zaten. Bugün zaten çok fazla işlem açmanın mantıksal bir açıklaması yok. Çünkü özellikle de bu haberlerin olduğu günlerde çok volatil hareketler yaşanabiliyor. Bu yüzden işlem açarken bugünlerde çok dikkat etmek gerekiyor. BTC açısından ve altcoin açısından kısa bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar dinlerseniz sizleri büyük faydasına olacağını düşünüyorum. Bitcoin'de 18635 bölgesini harika bir şekilde yakaladık ve bu bölgeler altı kapananlardan stop olmak kaydıyla takip edilebileceğinden bahsettik. 20588 özellikle şuradaki formasyon oluşabilme ihtimali neticesinde ilk hedefti. Buraya geçti, yükseldi. Hatta bir boğa tuzağı vardı ama o çalışmadı ve sonrasında diğer direnç bölgelerine gitti ve bugün ABD enflasyon verileri beklentinin üstünde geldiği an Görmüş olduğunuz gibi sert bir şekilde geri çekildi. Zaten BTC dominansı yüksekti ki özellikle de BTC'nin geri çekilmesiyle dominans da biraz geri çekildiği için en azından alt koyunları bir miktarda olsa ipten almayı başarabildi. Yoksa bugün alt koyunlarda %20'leri %15'leri bile görebilirdik. Çünkü dominansın yüksek olduğu dönemlerde çok dikkat edilmesi gerektiğini sizlere paylaşmıştım son dönemlerde ve bu süreçte özellikle de BTC'nin takip edilmesinin önemli olduğundan bahsettim. Çünkü dominans çok önemli bir destekten tepki almıştı ve BTC yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirdiğine göre artık BTC'nin piyasayı daha fazla ezeceğini ve BTC'nin yükseliş olacaksa buna öncülük edeceğini daha önce de sizlere belirttim. Ve bu süreçte BTC eğer geri çekilirse altcoin'lerde de yani yükselmeyen altcoin'lerde bile şu döneme kadar tekrardan ezilmelerin yaşanabileceğinden bahsettim sizlere arkadaşlar. Şu an için baktığımız zaman arkadaşlar özellikle de ABD enflasyon verilerinden sonra S&P 500 e, vadilerinde çok sert bir geri çekilme yaşandı. Dow Jones ve Nasdaq biraz sonra piyasalar ABD'de açılmaya başlayacak arkadaşlar. Bu buradaki tepkilerden sonra özellikle de Nasdaq vereceği tepki bizler için çok önemli. Oradaki tepkiler neticesinde BTC'de çok daha fazla geri çekilmeler veya toparlanmalar görebilme ihtimaline sahip olabiliriz. Peki ben BTC'de bu saatten sonra ne yaparım? Arkadaşlar 22.672 bölgesi geçilmeden artık BTC'de long işlem Aramam. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani tekrardan yeni büyük bir hareketin gelebilmesi için şu an için geçilmesi gereken bölge burası. Bu bir ikincisi. BTC'de bir dönüş bölgesi aranacaksa, öncelikle daha kısa zaman aralıklarında bir dönüş emaresi görebilecek miyiz? Onu görmemiz gerekiyor. Onu görmeden de BTC'de bu saatten sonra long işlem aramak. Onları görmeden bir formasyon oluşumu, bir bum dönüşümü görmeden arkadaşlar BTC'de özellikle şu saatten sonra işte geri çekildi long kışlama açılımı demek bana göre çok erken. Evet çok sert bir geri çekilme yaşanmış olabilir ama burada dikkat edilmesi gereken çok önemli unsurlar var. Bunun bunun üstüne arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölgeden şuraya doğru bir hamle yaptığımız zaman bölgenin orta bölgesi neresi arkadaşlar? 20.600 bölgeleri zaten 2588 bölgesinde de bizim önemli bir desteğimiz söz konusu. Bu desteğe dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bu destekle de kırılırsa çok daha sert hamleler görebiliriz. 2 saatlikte zaten bir trend vardı arkadaşlar ve bu trend devam ediyordu hareketli ortalamaya değdi üstünde kaldı. Yani hep hareketli ortalamanın üstündeydi görmüş olduğunuz gibi. Bu da zaten bir trendin devam ettiğinin göstergesiydi. BTC değer bir toparlanma yaşanabilirse bakın olasılıklar dahilinde söylüyorum. Bu görmüş olduğunuz bölgelere gelip belki de buraları test edip sonrasında düşebilir. Bu yüzden BTC takip edilecekse tekrar belirtiyorum. En azından ben şu görmüş olduğumuz bölge geçilmeden BTC'de long işlem aramam çünkü veriler kötü geldi ve bunun neticesinde özellikle de Fed'in vereceği tepkiler önemli olacaktır. Belki de daha şahin bir duruş sergileyecektir diye piyasalar bunları bir miktar fiyatlamaya başlayacaktır. Bu yüzden işlem açarken bu saatten sonra long işlem açarken çok daha dikkatli olunması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki dominans düşer, Bitcoin belli bir yataya bağlar, işte belli alanlarda gelgitler yaşamaya başlar. O zaman altcoin'lerde tabii ki long işlemler aranabilir ama şu an için çok dikkat etmek gerekiyor. Be BTC'nin buradaki geri çekilmelerde daha sert bir geri çekilme yaşarsa arkadaşlar 19.950-19.500 bölgelerine tekrardan gelebilme ihtimali söz konusu. Tekrar belirtmek gerekirse 22.672 geçilmeli tekrardan ki Bitcoin açısından yeniden long işlemler aranabilsin. Ya da geri çekilmelerde destek bölgelerinden gerçekten önemli dönüş emareleri görülürse o zaman long işlemler açılabilir. Ben bu tarz emareler görürsem arkadaşlar sizlerle paylaşmaya devam ederim ve özellikle de daha önce de şurada görmüş olduğumuz gibi 2 saatlikte 4 saatlikte gerçekten önemli dönüş bölgelerinde önemli desteklerde önemli sinyaller gelirse bunları hep birlikte tekrardan sizlerle takip ederiz. Şu an için 4 saatlikte çok önemli bir destek olan 21.550 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Hatta 530 bölgesi. Çünkü bu alan kırılır ve reitest sonrasında tekrar alan altında kalırsak çok daha sert geri çekilmeler yaşanabilir. Bu yüzden sizlere söylemiş olduğum destek ve direnç bölgelerine dikkat ederek BTC'yi takip edebilirsiniz. Alt açısından da baktığımız zaman arkadaşlar BTC hakimiyeti çok fazla olduğu için şu an için alt long işlem aramanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin konserde olup belli bir bölgede hareket etmeyene kadar alt şimdilik en azından seyretmekte fayda var. Eğer şu ana kadar bir short işlem açmadıysanız bu yüzden BTC ve altcoin'leri bir dönüş emaresi gördükten sonra takip etmenin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Önemli bir durum olduğu için bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Destek ve dirençler açısından nasıl bir takip yapılabilir? Bunu sizlerle tekrardan en azından kendi bakış açım doğrultusunda paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım sizlerin de faydasına olur. Hepinizi çok seviyor. Saygılar sunuyorum.